geldin. Adım Gökhan Talan. 43 yaşındayım. 35 yıldır uykusuna hizmet ediyorum. Bu iş bir sevda, hobi. Bütün emek veren arkadaşlara selam ediyorum buradan. Sen de tekrar hoş geldin. Aslen Ankaralıyım. Oyun kuşu Ankara'da başladım. 10-11 yaşlarında amatör olarak başladım. 18-20 yaşlarında profesyonel olarak beslemeye devam ettim. Senesinde İzmir'e geldim. İzmir'e geldiğimde çok fazla oyun kuşu besleyen, taklacı besleyen yoktu İzmir'de. Herkes sayacılar, dönekçiler, kelebekçiler vardı işte. 10 sene içinde İzmir'de de artık her şeyde, mahallede kümesli taklacı var yani. Beslediğim kuşlar genelde Bozkirli. Kuşlara da yaklaşık bir 10 senedir hizmet ediyoruz. Kuşlar da Ankara'da eski kırılmamış kuşlar. Kuşların özelliği metrajlı kuşlar bunlar. Yani 1 saat, 1,5 saat arası uçup 8-10 sefer yapan kuşlar. 30-40 metre 8-9 taklayla. Yani şu anda elimizdeki beslediğimiz iyi kuşlar bunlar. Besleyen arkadaşlara da tavsiyem, herkes elindeki kuşlara sahip çıksın. Elin iyisi bitmez. Herkes elinde kuşa sahip çıksın. Bu oyun kuşu yani yerde kuşta %5 anlayabilirsin kuşun ne yapabileceğini. O da yani %5 de o bile yanıltır insanı. Oyun kuşu her zaman havada izleyerek anlayıp beslenen bir hayvandır. Yani yerde insanı yanıltır. Yerde çok güzel görünen kuşlar havada istediğimizi yapmayabilir. Bir de piyasada şöyle bir şey var Erman. Şimdi iki iyi kuşu vurursun altı oynamaz diye bir söylem var. Ben buna katılmıyorum. İki iyi kuşlar kesinlikle iyi kuş çıkar. İlk yavrusu çıkmasa bile yavrusunun yavrusu iyi kuş çıkar. Bu piyasada şimdi insanlar bunu anlatıyor herkes. İyi kuştan iki iyi kuşu birbirine vurursun iyi kuş çıkmaz. Böyle bir şey yok yani. İki iyi kuştan her zaman iyi kuş çıkar. İnsanlar elindeki iyi kuşları bırakmasınlar. Sabır işi bu iş. Kuş bir ay ilk yavruları oynamadı. Ben bunları çıkartayım. Başka bir kuşa yöneleyim. Bu iş sabır işi. Sabredersen sonucunu alırsın. Sabretmezsen hayatın boyunca onun kuşunu, bunun kuşunu besler durursun. İşin gerçeği bu oyun kuşunda. Her zaman oyun kuşunda sabretmek bu işin şeyidir. Kanunu budur yani. Sabredeceksin. Bu oyun kuşunu yetiştirmek, seyir açısından izlenecek bir hale getirmek yavru kuşu yaklaşık yavru bir kuşun söylüyorum bunu 7-8 ayını alır. İlk yumurtadan çıkar, 40-50 günde yeme düşer. Ondan sonra uçuma veriyoruz bu kuşları. İşte gruplar halinde 5-6 kuş, ondan sonra 2 kuş. En son zaten iyi kuş kendini İyi yavru havada kendini belli eder, ayırır kendini, teke düşmeye başlar. Eğer kış değilse, yazsa, tüy mevsimi ise kuşlarda, yavru tüye girer. Son 3'e kadar, bu kuşlar havada kendini belli eder zaten son 3'e kadar, iyi bir kuş. Son 3'ten sonra kanadını kesen arkadaşlar var. Tüye girdiği zaman kanadını bekleyen arkadaşlar var. Biz kesmiyoruz, biz kendi doğal halinde kanat değiştirmesini bekliyoruz. Bu daha sağlıklı bir şey. Çünkü kanadını kestiğin kuşu tüyden sonra kanat verdiğin zaman hayvanın son 3-4'te kesiliyor kuş. 3-4'ünü çekmen lazım. Bu da hayvanı yorar yani. 3-4
Çünkü teleklere kan giden, telekler hayvanlara kan gidiyor, bu hayvanları yorar. O yüzden biz kendi doğasında kendi kendini değiştirip tüyden çıkmasını bekliyoruz. Tüyden çıktıktan sonra tabii antrenmanları var. Devamlı antrenman vermemiz lazım ona. Günlük yani 2 saat, 3 saat teke düşen bir kuşa zaman harcamanız lazım. Daha sonrası tabii eşe atma süreci var. Yavru yumurta görme süreci var. Ya bize göre iyi bir kuş bir senede kendini gösterir. 2 ayda, 3 ayda hızlı oynayan bir yavru kuşu yani iyi deyip de kanadını kesip damızla atmak bizi geriye götürür yani. Kuşun illaki yavruda, yumurtada kuşu görmemiz şart. Onu görmezsek o kuşu yani damızlık olarak damızlık kümesine atamayız. Bir de şu var, şimdi yavru kuş, insanlar şimdi bir algı var insanlarda, yavru kuş, herkes diyor ki yavru kuşun oyununa diyor güvenilmez diyor, yavru kuş tamam doğru bir şey ama yani bir yavru kuşla yavruluğunda 40-50 metre oynayıp ekeliğinde bunu 20'ye düşürürse o kuş beslenir. Ama şimdi kuş yavruluğunda 10 metre iki takla yapıyor, kanat değiştiriyor. Hala aynıysa o kuş yani yavruluğunda 10 metre oynayan ekeliğinde ne yapacak? Yani yavru kuş her zaman yavru kuşu beklemek gerekiyor yani. Ekeli yavrusunun yumurtasını görmesi gerekiyor. Ve bu hayvanların sağlıklı olmaları lazım. Çünkü performans kuşu. Bu hayvan karnı mı ağrıyor, yumurta mı yapıyor, kızmış mı? Bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Yani bu yarış atı gibi, yarış atları nasıl besleniyorsa bu oyun performans kuşları da aynı özenle beslenmesi lazım. Yemleme konusu var. Uçuş zamanında bu kuşlara fazla karışık yem, vitamin fazla takviye yapmamamız lazım. Yemlerini kasmamız lazım kuşlara. Çok fazla vitamin karışık yem verirsek kızar bu hayvanlar, tüye girer, oyun boşaltır. Yani her zaman dediğimiz gibi yani yer şart, zaman şart, imkan şart oyun kuşu için. Bunların üçünü bir araya getirdiğiniz zaman başarılı olursunuz. Gelelim bu kuşun masraf işine. Yani bu kuşa sırf 3 kilo 5 kilo buğday alıp vermeyle bitmiyor. Bunların belli sezonlarda vitaminleri var. Belli sezonlarda hastalıklara karşı kürleri var. Yani bir çuval buğday alayım, önüne bir buğday atayım. Bu kuştan bir şey bekleyemeyiz yani. Bu kuşların belli zamanlarında aldığımız işte posta güvercin beslenlerini kullandığı posta derneklerinden edindiğimiz vitaminleri var. Yurt dışı menşeli. Belli aylarda verdiğimiz işte kurt ilaçları, salmonella'ya karşı verdiğimiz ilaçlar belli masrafları var. İşte kuş beslediğimiz yer burada bir arkadaşımla beraber buranın belli bir kirası var. Ondan sonra dediğim gibi yemi, suyu, ilacı belli bir külfeti var bu işin yani. Bu iş thank you.
Eskiden kuş beslemek kolaydı. Buğday at. Herkesin evleri müsaitti. Malum her taraf kentsel dönüşüm, kuş besleyecek alanlarımız kalmadı. Onun için yani böyle 2-3 arkadaş bir araya gelip işte böyle bir yer kiralayıp bunlarla uğraşıyoruz yani. Olay bu. Yani yeni beslen gençlere tavsiyem, kuşu gözleriyle görüp alsınlar, havada alsınlar. Yani yerdeki kuş hiçbir zaman bir şey, yani bir şey anlamazsın yerdeki kuştan. İlla bunu havada görmen lazım. Bu oyun kuşu. İyi kuş ya dost edinerek sahip olunur ya para verip sahip olunur. İşin gerçeği bu. Para vermezsen bunun iyisini kimse vermez. Çünkü buna herkes emek harcıyor. İşin gerçeği bu. Yani bunun bir en azından yem parası adında biz ise dostlar birbirimize bir şey verir yani. Zaten parasız verirsen o kuşun değerini bilmez verdiğin arkadaş. Ebe alır gider. Yani gençlere tavsiyem, yeni besleyen arkadaşlara tavsiyem, kuşu havada görerek alsınlar. Hiçbir zaman işte ben burada pazardan, oradan, buradan iyi kuş ele geçmez. İyi kuş nasıl elde edilir? İyi kuş uzun yıllardır bu işe hizmet eden, işte soy takibi yapan, devamlı kuşu uçuran kişilerden temin etmek kuşu daha çabuk başarıya götürür insanı. Dediğim gibi. Çünkü bu hayvan uçacak yani. İlla oyun kuşu uçacak. Bunu uçuran arkadaşlardan temin edin. Gözünüzle görün. Kardeşini izleyin kuşun. Annesini izleyin. Babasını izleyin. Yani kuş bir gün izlemeyle de alınmaz. Bir kuşu alacaksanız bu kuşu bir hafta, 10 gün, 20 gün takip edin. Hala kuş uçuyor mu? Ayakta mı? Aynı oyuna devam ediyor mu? Bunlar önemlidir yani. Diğer oyun kuşunda oyun görecelidir. Kimisi metlacı kuş sever. Kimisi çok sesli kuş sever. Kimi atan kuşu sever. Yani oyun kuşu göreceli iştir yani. Ama dediğim gibi iyi kuş her zaman yani iyi yetiştiriciden alınır dediğim gibi yani. Bu soyunu takip eden arkadaşlarımız var. Aynı soyu. Mesela biz bu kuşları 10 yıldır besliyoruz. 10 yıldır uçurduğumuz, hazırladığımız 4 tane 5 tane kuş. Zaten 4'ünü bu hafta içinde 3 tane zaten Şahin'e verdik. Şahin belası var tepemizde bu aylarda. Onun için tavsiyem bütün arkadaşlara, yani bu işi uçurucu insanlar alsınlar. Gidip yani kafesteki kuşla anlatılmayla bu 30 metre yapıyor, 10 takla yapıyor, 20 takla yapıyor. O insanlara fazla itimat etmesinler, kandırılmasınlar. İki çift iyi kuş beslesinler, bir çift beslesinler 50 tane besleyeceklerine. Çünkü iyi kuş olmazsa buna emek verecek 8 ay, 1 sene. Bu sefer kuştan soğuyacak. İstediğini yapmayacak. Benim yeni besleyen arkadaşlara tavsiyem bu. Burada gördüğünüz gibi burada 4 tane kümesimiz var. 4-5 tane kümesimiz var. Yani 5 tane kümesle toplasan 30 tane kuşumuz var. Bunlar da iki soyundan geliyor. Bir göklerimiz var, bir de bozkirlerimiz var burada. Onlara hizmet ediyoruz. İstesek biz de burada yani oradan 20 kuş, oradan 30, 200 tane kuş besleyecek imkanımız var ama 200 tane kuştan bir sonuç alamayız. Ne çıkan yavruyu uçurabiliriz, sökebiliriz. Ne sağlıklı olur kuşlar. Yani bu kuşların yaşam alanları geniş olacak. Yani her kümeste 2 takım, 3 takım kuşunuz olsun. Bu hayvanların altından çıkan yavruları sökün, görün. Çünkü tekeye düşen bir kuş en az 1 saat uçuma verir. 3 tane tekeye düşen kuşunuz olsa 3 saat, 4 saat demektir. Yani 10 tane olduğunu düşünürseniz bu kuşların hepsi yarım kalır. Sonunu göremezsiniz bu kuşların. O yüzden tavsiyem az kuş, öz kuş beslesinler, iyi kuş beslesin arkadaşlar. Diyeceklerim bu.
Bir de bize şöyle bir kümesleri gezdir. Nasıl bir sistemde? Bir de kuşlardan bahset biraz da yerde şöyle. Musul kuşların da var galiba. Gördüm yani burada. Musul kuşları herkes olduğu gibi Türkiye'de Erman'ın kuşlarından geldi. Mirocerman meşeli. Aynen, mi? Aynen, Mirocerman meşeli. Bursa'dan Erdem arkadaşımızdan aynen mı geldi? Erdem arkadaşımızdan aldık bunları. Bizim torunlar oluyor bunlar. Aynen, Erman'ın torunları bunlar. Evet arkadaşlar. Bunlardan iki risasiden Miro mu aldın abi? Aynen, şu dişi Miro iki risasiden çıktı. Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta arkadaşlar, görüyorsunuz. Maşallah, o da bebek gibi bir Miro olmuş. Çok güzel bir Miro olmuş. İki risasiden çıkmış. Yani çok zor çıkar iki risasiden. Soylarında var risasilerin, bizim kuşların genelde Miro var. Ama iki risasi koyu renk baskın oluyor. Miro pek atmıyor. Gökhan abimizin şansına. Gökhan abim aynen yakalamış. Sen daha iyi biliyorsun. Şans mı diyelim işte. Kümeslerimiz de... Kümeslerimiz de bu şekil. Kuşları eşlemek için çifthanelerde kuşları eş yapmak daha mantıklı. Çünkü... Başka kuş eşleme, başka kuş eşleme mesela açısından ben kuşları yumurtladıktan sonra salıyorum. Çifthanelerden salıyorum kuşları. Çünkü o başka erkek atlıyor, o biniyor. Ondan sonra vay o kuş niye öyle tepe çıktı, onda niye başka renk çıktı? Aklımızda soru işareti kalmadığı açısından. Evet. Burada bir tane de canavar var. Aynen, o da. Maşallah. Oğlumuz. Buralar buna mı emanet? Aynen. Buradaki erkek şey mi abi? O bir erkeği bir gösterebilir miyiz aynen abi ya? Mi? Kümesin ağababası mı abi? Aynen. Her şey bundan mı başladı abi? Aynen, her şey bundan başladı. Kuşlarımızın babası bu. Bir onun şöyle bir yakın çekim bakalım abi. 14-15 yaşında bir erkek. Ben şöyle kaçayım da bizimki bana avlıyor. 14-15 yaşında 14-15 var. Yaşında olması lazım. İşte 10 yıldır falan da bende bu hayvan. Bunu köken Ankara mıydı bu? Ankara. Kökü Ankara bu kuşunda. Ankara kuşları. Eski kuşlardan. Ama tabii biz de çok türettik bunları. Bu kuşları da biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok fazla tam birbirine eş ettiğimiz zaman kuşlar da hata vermeye başlıyor. Onun için de ne yapmamız lazım? Araya değişik kan. Aynen. Bildiğimiz, takip ettiğimiz bu kuşlardan araya soy sokmamız, kan girmemiz lazım ki kuşlar İşte sık takladan çıkamaz. Ondan sonra yavrularda sakat doğma oluyor çok fazla kan girdiğimiz zaman. Girmedi. Aynı kuşlar aynı eşlersek. Kuşlar girdi. Ama her kuş için geçerli değil. Bazılarında oluyor. Yani bizde daha olmadı. Ama olursa da elimizde bir soy kuş daha var. Gökler var işte. Onları da çaprazlamayı düşünüyoruz bunları. Bunların anneleri hangisiydi abi? Şu anneleri akkuyruk dişi miydi abi? Akkuyruk olan anneleri. Bu uçan miskide az önce oyuna giren yavruları. Bunların hep yavruları. Yavruları mı? Bu mavi. Bu mavilerin devamı arkadaşlar. Evet. Maşallah. Dimdik gidiyor. Çok güzel oyunları vardı. Röportaj sırasında çekemedik arkadaşlar. Hani 10 takla, 8 takla tertemiz böyle yağ gibi vurup gitti. Canlı izledik. Onları çekemedik. Birkaç tane yakaladık. Bu tarafta da kümesler var abi. Onlar... Evet. Bu taraf genç yavruları daha götleyip aşıran tabir ettiğimiz yavruları koyduğumuz kümeslerimiz. Burada tünekler var genelde değil mi? Evet, bekar tünekleri burada. Kuşlar dişi erkek ayrı. Burada geniş, rahat rahat. Aynen. Hayvanlar sıkılmaz burada. Yerler ızgaralı. Aynen. Burada neler var abi? Burada bir kümes. Burası da damızlık kümesi. Mavilerin yeri mi burası? Aynen. Burası dişi erkek ayırdık genelde kuşları bu ayda. Kışın yavru almamaya gayret ediyoruz. Bakıcımız mı var bir tane orada? Aynen, bakıcımız var. Onun haricinde bir de onun şurada... Onun haricinde uçum kümesi. Teke düşen kuşları burada. Bir de o yaralıya bir bakalım mı abi? Aynen. Dün ona Şahin vurmuş arkadaşlar. Dün mü vurdu abi? Dün, aynen. Kuşu almış Şahin, götürmüş galiba değil mi? Nasıl aynen oldu abi? Valla gözümün önünde işte hayvanı ikiye böldü gitti böyle. Kuşu aldı Şahin, gitti. Aynen, gitti. Sonra kuş ne zaman geldi, akşamına mı? Akşama geldi kuş, kendi canavarıyla geldi. Tabii yarısı yok böyle. Yazık. Şahin'le başımız belada. Ama kurtaracak gibi kuşun evet, biraz şeyi yerinde, keyfi
yerine gelmiş ama bayağı ağır hasar almış. Hem de bu kuş şey miydi, kupaya mı uçacaktı aynen, abi? Aynen, kupaya hazırladığımız kuş maalesef işte 6 ay bu kuş kendine gelemedi. Evet, miskimiz geldi. Var mı? Bu da bayağıdır uçuyor yani. Ne kadar oldu Gökhan abi? Bir saati geçmiştir. İşte herhalde, evet. Bir saati geçti, hala havada oynuyor. Kuşlar, kümesler böyle arkadaşlar. Evet, uçum kümesi işte. Bir de arkadaşlar, bu uçum kümeslerini mümkün olduğunca dar yapıp loş yapmamızda fayda var. Çünkü bu oyun kuşu ne kadar az kanat açarsa kümeste, o kadar daha havaya verdiğimiz zaman o kadar daha güzel uçar. Yani geniş kümeste sağa sola çırpına çırpına kendini yoruyor bunlar akşama kadar. Kümeslerimiz, yani tek aldığımız kuşlar mümkün olduğunca loş ortamda ve de dar alanda olmasında fayda var. Arkadaşlar, bugün Halil abimle beraber, Gökhan abimle beraberdik. Kuşlarını seyrettik. Teşekkür ederiz kendilerine. Beraber besliyorlar. Kümeslerini açtılar bize. İyi kuşlar izledim, seyrettim. Birkaç tane yakaladım, kaçırdığım çok oldu. İki tane kuş uçtu. Havada iki tane kuş vardı. Güzel çekimler yaptık. Gökhan abimden kuşlarla hakkında bilgiler aldık. Kendi beslediği kuşlar, taklacı kuşların geneli hakkında bilgiler aldık. Senin abi, takipçilerimize, bizi izleyenlere söylemek istediğin bir şeyler varsa onları da alalım. Videomuzu sonlandıracağız abi. Yani arkadaşlar, dediğimiz gibi bu kuş işi, sabır işi, emek işi. Emek veren bütün arkadaşlara selam olsun buradan, bütün Türkiye'deki oyun kuşu besleyen arkadaşlara. Erman kardeşime teşekkür ederiz. Geldiği kuşlarımızı tanıttı. Hepinize selam olsun. Senin Halil abim söylemek istediğin bir şey varsa Allah camiye. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dediği gibi arkadaşımın aynısı yani. Dikkat edeceğiz hayvanlara. Güzel hayvanları besleyeceğiz. Değecek hayvanlar olsun. Emek boşa gitmesin. İstediğim bu. Teşekkür ettik abi. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.